rhythm start to play. Sway with ease. When you dance, you have to play with me. Stay with me. Sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only everything. When we dance, you have a way with me. Stay with me, swell with me. Merhaba sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Türkiye'yi dolaşarak sektörlerin nabzını tutup sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdiki durağımıza Trabzon'un Akçaabat ilçesinden sesleniyoruz. Hıdır Nebi Yaylası'nda bulunan Yayla Evinizin konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Saliha Akan bulunmakta. Bakalım bize sektörleri ve sunduğu lezzetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Yayla Eviniz kimdir? Ne zaman başladı buranın hikayesi? Evet, tanıyabilirsiniz. 8 sene önce burayı bir kafe olarak açtım. Millete işte gözleme, süt, kuyma, kahvaltı, çay, her şeyi sunmak için burayı açtım. Yerli yabancı turistlere hizmet veriyorsunuz. Evet. Karadeniz'in lezzetlerini. Evet, Karadeniz. Serpme kahvaltısından gözlemesine, evet, kuymağından çayına, evet, kahvesine, evet, kadar gelen turistlerimizi burada doğayla iç içe, evet, bir manzara eşliğinde güzel bir kahvaltı ve, evet, keyif sürmelerini sağlıyorsunuz. Evet, evet, aynen öyle. Çay, kahvaltı, gözleme, süt, her şeyi yani sunuyoruz. Temiz hava. Burası bir aile işletmesi. Evet, aile işletmesi. Ben işletiyorum burayı. Kızlarınız. Gelinlerimiz, kızlarımız, akrabalarımız. Hepsimiz burayı işletiyoruz işte. Peki burayı açma fikri nereden geldi Salih ablacığım şimdi sana? Ya, önceden nasıldı? Nasıl burayı açtın? Ya önceden beri ben öyle bir esnaflığı düşünüyordum yani. Millete hizmet vermeyi. Yabancılara, turistlere, Türklere öyle bir hizmet yani düşünüyordum. Açtım burayı. Şimdi... Sonra böyle bir fırsat geçti eline. Evet. Sen de burayı faaliyete geçirdin. Evet, pekala. Burada kaç tane, kaç aynı anda kaç müşterini ağırlayabiliyorsun? Kapasitesi nedir buranın? Kapasitesi yani 300, 200, 250. O aralarda ağırlayabiliyoruz yani. Pekala, senin buradaki diğer yerlerden ayıran en büyük özelliğin nedir? Neden seni tercih etmeli buraya gelen yerli yabancı turist? Ne bileyim, güler yüzlü davranıyoruz, onlara bir yanlış yapmıyoruz, onlara bir emanet gibi görüyoruz. Ondan bizi tercih ediyle yani. Bütün yabancılar, Türkler, Allah razı olsun. Biz de onları seviyoruz, biz de onları seviyoruz. Onun için bizi tercih ediyorlar yani. Yani aslında bizim Türkiye'mizi yerli yabancı turistlere misafirperverliğinle, güler, evet, yüzünle, evet, lezzetlerinle, evet, onları burada ağırlıyorsun. Evet. Pekala, hedeflerin neler? Bir iki sene sonra kendini nerelerde görmek istiyorsun Salih ablacığım? Ne bileyim yani, Allah ne gösterirse orada görmek istiyorum yani. Büyümek istiyor musun? Yani biraz büyümek istiyorum. Evet, biraz daha geniş kapsamlı bir yer. Evet, daha geniş kapsamlı, daha iyi gelen turistlerimizi ağırlamak için, daha geniş hem mekan olmak için işte çaba vermeye çalışıyoruz. Peki buradan en son ekran başındaki izleyicilerimize ve Trabzon halkına vermek istediğin mesajın nedir? Ya vermek istediğim mesajım, herkese teşekkür ederim. Herkes buyursun, gelsin, kahvaltı, süt, kendi ürünlerimizi burada vermek için. Yani herkesi bekliyoruz yani. Vermiş olduğun bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetin için sana çok çok teşekkür ediyoruz. Yayla Eviniz olarak başarılarının devamını diliyorum. Sağ ol, ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Senden de. Bütün herkesi bekliyoruz yani. Teşekkürler. Evet sevgili Karadeniz Haber Merkezi izleyenleri, bugün sizlere Trabzon Akçaabat'tan seslendik. Hıdır Nebi Yaylası'nda bulunan Yayla Evinizin konuğuyduk. Doğayla iç içe, şehrin gürültüsünden uzakta Trabzon'un, Karadeniz'in lezzetli yiyeceklerini yemek isteyen herkesi bir kez de olsun buraya bekliyoruz. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.